Milli takım oyuncularına 4000 fazla izin verdik. Normalde 28'inde toplayacaktık, 28-29'unda. Sonra dedik ki yani bu oyuncuların biraz daha dinlenmeye ihtiyacı var. Bunu yaptık. Bunu yaparken de sıkıştırılmış bir programla benim birinci planım hazırdı. Şu an ikinci planı devreye soktuk. Çok fazla yük vermeden, birden her şeyi almadan yavaş yavaş kademe kademe gidiyoruz. Mesela bugün Ceke'yi hiç oynatmadık. Son 15-20 dakika oynatabilirdik ama diğer oyuncuları da mesela 60-70'de oyuncu aldık milli takımdan dönen oyuncuları. Yük dağılımını hep bir oyunculara değil, yayarak, yaygınlaştırarak bunu bu kamp dönemini geçirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde sakatlıklar olmadan hem güzel bir hazırlık dönemi geçirerek İstanbul'a bu şekilde dönmek istiyoruz. Tabii aramıza katılacak oyuncular da olacak. Bunların da planını yapıyoruz. Ama şu anda takımdaki enerji ve coşku gayet iyi durumda. İyi çalışıyoruz. Hepsi çok istekliler. Bugün de bunu sahada bana gösterdiler. Onun için inşallah her geçen gün üstüne koyarak en iyi şekilde Avrupa ön eleme maçına, UEFA Avrupa ön eleme maçına en iyi şekilde hazırlanacağımızı düşünüyorum. İstanbul'da imza töreninde de bunu söyledim, bahsettim. Aramıza katılacak oyuncular var. Mevki olarak bunu bahsedemem şu anda. Ama söylediğim gibi savunmaya, orta alana ve hücum hattına oyuncular gelecek, aramıza katılacak. Şu anda bunun çalışmalarını başkanımız ve yöneticilerimiz yürütüyorlar. Benim verdiğim rapor doğrultusunda bunu yürütüyorlar. Yönetim kurulu beraber, başkanımızla beraber bu işi beraber yürütüyoruz. Yakın zamanda herhalde bazı isimler kulübümüz tarafından açıklanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe futbol takımı her zaman her yerde herkesi yenmek için sahaya çıkar. Kızıl takımına da kazanmak için sahaya çıkacağız. Her ne kadar hazırlıklarımız az da olsa, kısa bir dönemde hazırlanarak buraya gelsek dahi biz her maçı Fenerbahçe olarak kazanmak için sahaya çıkarız. O maçta kazanmak için çıkacağız. Turnuvadaki takımlar Avrupa'nın önde gelen takımlarından oluşturuluyor şu anda. Ama tabii ki gönül isterdi ki daha takımların %100 hazır olduğu bir ortamda bir UEFA Kupası, bir Şampiyonlar Ligi maçlarında karşılaşmayı çok isterdim. Şu anda biz hazırlık dönemindeyiz. Ama hazırlık döneminde olmamıza rağmen böyle bir güçlü takımların burada bu organizasyon içerisinde yer alarak maç yapması bizim için değerli. Biz tabii ki hem hazırlıklarımızı sürdürüp hem de kendi kalitemizi ortaya koyarak buradan alacağımız güzel oyunlarla, güzel mücadeleyle, güzel izler bırakarak ülkemize böyle dönmek istiyoruz. Söylediğim gibi İsmail'in bugünkü performansı gayet iyiydi, yerindeydi. İlk yarı başka, ikinci yarı başka. Çünkü ilk yarıda oynayan oyunculardan isteğim farklıydı. İkinci yarı oyuna giren oyunculardan isteklerim farklıydı. İlk yarı birazcık daha topun karşısında bekleyerek, kompakt kalarak kazandığımız toplarla hızlı hücum düşündük. Çünkü daha hazır olmadığımız için böyle bir oyunu tercih ettim bu maçta rakibe göre. Çünkü rakibin analizinde buna göre yapmıştık biz. İkinci yarı daha dinlenik oyuncular girdiği için daha hızlı pas trafiğiyle arkalara ve kanatlardan getirdiğimiz toplar, özellikle Ryan Kent, Jadon, sağ taraftan bizim Osayi, Rossi ve İrfan Can üçlüsüyle, o kombinelerle rakibe tehlikeli olma için ataklar üretmeye başladık. İkinci yarıdaki planım buydu. Ama tabii ki asıl planlarım bunlar değil. Yavaş yavaş maça göre, rakibe göre çalışıyoruz. Rakibin analizini yaparak biz de bir plan üzerinde çalışıyoruz. Bu akşamki planlar bunlardı. Bunlar güzel işledi. Oyuncularımı tebrik ediyorum.